Tarım ve Orman Bakanlığı aralarında ele sığında bulunduğu 16 ilde faaliyete geçecek olan sanayi bölgelerini belirledi. Kararın şehir adına umut verici olduğunu belirten ETSO Başkanı Asilhan Arslan, iki yıldan beri çalıştığımız projemizin bugün bir kez daha ilimiz ve ülkemiz için çok doğru bir karar olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duymaktayız dedi. Tarımsal Kalkınma Hamlesi kapsamında bu yıl tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle ülke genelinde 50 bin kişiye istihdam sağlanmasını hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı bu kapsamda aralarında Elazığ'da bulunduğu 16 ilde faaliyete geçecek olan sanayi bölgelerini belirledi. Tarım adayalı ihtisas organize sanayi bölgeleriyle ilgili yaşanan gelişmenin Elazığ adına umut ve mutluluk verici olduğunu belirten ETSO Başkanı Silhan Arslan, şehrin kalkınma ve gelişmesi hususunda atılan adımların bir, bir karşılık bulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Başkan Arslan değerlendirmesinde Tarım Orman Bakanlığımızın 2021 programı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan bu büyük projeyle ülke genelinde 50 bin kişiye istihdam imkanı sağlanması öngörülüyor. Projeyle orta ve büyük ölçekli modern tarımsal işletmelerin sayısal olarak artırılmasına katkı sağlamak amaçlanırken markalaşmayla yetiştirici gelirlerinin de artırılması hedefleniyor. Geçen yıl 21 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşarak önceki yıllara göre rekor kırıldı. Bu projeyle ihracatın katlanarak devamı da mümkün olabilecektir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz için kırmızı kitabımız diye nitelendirdiğimiz ve ilin sosyoekonomik ve kültürel gelişimini hedefleyen büyük bir vizyon ortaya koyduk. Tarım, hayvancılık, su ürünleri, turizm, hizmetler sektörü, imalat sanayi gibi hem sektörel hem de yaşamın her alanını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla Elisa stratejik vizyon projemizi açıklamıştık. Bu planın ilimizin kırmızı kitabı olmasına ve yöneticiler değişse bile bu vizyonun kararlılıkla devamının önemi üzerinde bugüne kadar oda olarak kararlılıkla durmaya devam ettik. Yaşanan deprem felaketi ve ardından tüm dünyayı sarsan COVID-19 sürecinde attığımız tüm bu adımların elimiz için ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha şahitlik ediyoruz. Bu projemizin ilgili bakanlıklar tarafından da ülkemizin geleceği olarak görülmesi ayrı bir sevinç kaynağıdır. Tüm bu projelerimizi tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde sürdüren sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanımıza, kurumlarımıza ve STK'larımızla tüm paydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.